giderken çok dikkat ediyorum. Tek başımayım. Olası bir sorunda bana burada birisinin yardım etmesi çok zor. Telefon çekiyor ama işte yaşayacağım sorun karşısında geçecek olan zaman falan filan. Velhasıl büyük problem. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Taşlar bisikletin lastiğini sağa sola atıyor. Bayağı bir böyle savuruyor sizi. Yani ona göre sürmekte fayda var. Keyfim çok yerinde. Bugün Karadeniz bana kıyak geçti. Eyvallah. 2,5 kilometrelik bir yokuş başladı. Yollar bayağı bir kötü. O yüzden yavaş yavaş çıkıyorum yine. Öyle böyle değil yani. Yol bisikletiyle 2,5 kilometre yokuş temiz asfaltta o kadar çabuk bitiyor ki. Abi burada 2,5 kilometrelik yokuş var ya, uzun sürüyor. Hele ki 15 kilometre, 20 kilometreler 4 saat sürüyor falan yani. 5 saat sürüyor, saçma yani, çok acayip. Evet, ıslak elbiselerimi kurutmak için durdum. Şimdi bunları böyle arkaya asacağım. Çok çabuk kururlar burada. Çünkü güneş bayağı bir arkadan vuruyor. Zaten kumaşları gereği, kumaş özelliği gereği yani. Çoraplar falan da ıslak. Bitmez. Buranın derdi bitmez. Bunları da böyle arka cebime koyacağım. Onlar bir kısmını dışarıda bırakacağım. Arkam zaten direkt güneş gördüğünden dolayı onlar da kuruyacaklar. Karşıdaki yolu görüyorsunuz böyle. Orayı takip ederek geldim buraya. Evet, tamamdır. Her şeyi astım. Kurur bunlar şimdi bir saat içerisinde. Bu yollardan aşağı indim. Şöyle. Devam. Acaba bu karşıdaki yokuşa mı çıkacağım ben? Öf. Var ya. Ay fena. Bakayım. Şu karşıda görmüş olduğumuz yokuş şöyle gidiyor. Şöyle, 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 şöyle. Şuraya doğru gidiyor. Bayağı sert bir yokuş. Bildiğin dağ şimdi. Çıkacağım. Bayağı uzun sürer muhtemelen. Sıcak da var. Suyum da yok bu arada. Umarım aşağıda evler var veya çeşme falan bulabilirim. Su yoksa geçmiş olsun. Manzara efsane. Şuradaki evden su isteyeceğim. Umarım su vardır. Bu su olmasa var ya sıkıntı. Büyük problem. Şimdi devam edelim bakalım. İyi günler. İkizdere. Aşağıdan İkizdere. Şuradan çıkacağım galiba. Şuradan çıkacağım. Aynen. O bisikletten çıkabiliyor musun araba? Çıkarım abi. İnşallah. Nerelisin? İstanbulluyum. İstanbul. Hani arkadaşın yok. Yok. Eşim Rizeli. Onunla ayrıldık 5 günlüğüne. Benim turum bittikten sonra ben de onun yanına gideceğim. İnşallah. Tatildeyiz şu anda. Sağ olasın. İnşallah. Bayağı sert bir yokuş. Yok, öyle fazla da yokuş değil ama bayağı var ya. Evet. Yolu bozuk mu yoksa kum mu? Vallahi hiçbir bilgim yok. Hiç arabayla gitmedik orada. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Selametle. Eyvallah. Suları tazeledik. Şimdi yokuşa doğru gideceğiz. Merhaba dostum. Ne haber? Nereden geliyorsun? Kimsin sen? Abi, İkizdere'den şeyden geliyorum. Uzungöl'den geliyorum. Nerelisin? İstanbulluyum. Neredesin buradan? Sürüyorum abi, bisiklet sürüyorum. Sağ olasın abi, her şeyim var. Karnım tok. Şimdi bu yokuşu çıkacağım.
Yemek yersem şişerim, çıkamam yokuşu. Allah razı olsun. Evet, İkizdere'ye gidiyorum. Evet, tek başıma. Korkmuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Ne korkuyorsun? Güzel kız. Kaç kaç. Tatlı ya. 2235 metre indim. Aslında aynı yükseklikteydik buradaki yokuşla ama işte yollar, bazı yollar. Şimdi sola dönüyorum ve saf acı. Evet, haydi bakalım, başladık. Günün sert son yokuşu. Çok güzel. Gerçekten harika. Görüntünün güzelliği, bulutun gölgesi. Çok... 6:20 kaldı yokuşun bitmesine. 5 kilometre sonra yokuş biter. Ondan sonra bir şeyler yemem gerekiyor. Karnım acıktı epey. Bu da sağ taraftaki manzara. Şu anda yine 2750 metreye çıktık tekrardan. TDK'nın özeti. Dağın zirvesindesiniz. Aşağı iniyorsunuz çat diye. Sonra karşıdaki dağı, onu aşıyorsunuz. Yine aşağı iniyorsunuz. Fena. Ulan ödüm koptu. 5 saniye önce sağda bir tane kuş varmış. Kartal da onu av olarak gözüne kestirmiş. Birime iniş yaptı. Kuşu kapmak için neye uğradığımı şaşırdım. Uyyy. Vay anam vay. Kuş da iyi kaçtı ha. Vay arkadaş ya. Olası şeyler bunlar burada. Daha fazlası da olabilir. Merhaba. Yani bayağı bir toparlamışlar. Bir yağmurlu da buradan alalım. Bu en altta kaldığı için kurumamış. O da kurur. Çoraplar da tamam. Tamamdır. Eşyalarımız kurudu. Şöyle yukarıya doğru şu dağın zirvesine çıkacağım muhtemelen. Aynen, ondan sonra aşağı iniş olacak. İkizdere'ye doğru. Hadi bakalım. Ay, devam. Kaç kalmış? 3.18. Ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Yokuşun bitmesine 1.78 kaldı. Bayağı enerjim düştü. Sandviç falan yemem lazım. Az önce karşıdan bir araç geldi. Sağ olsun durdu. Zafer abi İstanbul'da yaşıyor. Trabzon'a davet etti beni. Bayağı bir sohbet ettik. Bana su verdi, bisküvi verdi. Rota ile ilgili hava durumu hakkında bilgi verdi. Aşağısı da sismiş. Uzun bir inişim olacak benim şimdi İkizdere'ye doğru. Çünkü şimdi tekrardan kuzeye geçeceğiz. Tırmanışımın bitmesine çok az kaldı. Şu anda 3052 metre yükseklikteyim deniz seviyesinden. Şöyle bir manzaram var. Yine dağ sırtlarına takılan bulut. Kuzey ile güneyi birbirinden ayırıyor. Muhtemelen, tam emin değilim ama bu tarafa gelemiyor. Bu taraf çok sıcak. 25 derece şu anda 3000 metrede hava. Manzara efsane. Hayatımda ilk defa bu yüksekliğe çıkıyorum. Muazzam ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Çok güzel. Evet, tırmanışım bitti. Sonunda 3100 metre yüksekliğe çıktım deniz seviyesinden. Manzara gerçekten şu anda muhteşem. Size de bunu göstereceğim. Ben burada bir şeyler yiyeceğim. Tüm eşyalarım da kurudu. Onları organize edeceğim. Aşağı ineceğim. Sonuçta kuzey tarafına geçeceğim tekrardan. Şu anda güneydeyiz. Yine çise olabilir, sis olabilir. Yine yani ıslanmamam gerekiyor bir sonraki gün içinde tekrardan. Aynı zamanda eşyalarımı da korumam gerekiyor. Onları o yüzden güzel bir şekilde paketleyeceğim. Sel altı çantama koyacağım. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size manzarayı da göstereyim. Ondan sonra ben bir şeyler yiyeyim. Şuradaki bulutları görüyorsunuz. Yine dağın sırtında kalıyor. Bu tarafa geçemiyorlar. Bu taraf full bulut.
Az ileride bulutlar var ama böyle öbek şeklinde, baya böyle. Zaten burası harika. Şöyle sola doğru geliyoruz. Çok güzel bir görüntü var şu anda burada. Zafer abi bisküvi verdi. Pestilleri arasına koyacağım. Bunları yiyeceğim. Sandviç paramparça olmuş. Bunu yiyeceğim. Bununla idare etmem lazım. Hurma var. Çubuk kraker var. Öğünde bunlar var arkadaşlar. Beslenmeyi yapacağım. Eşyalarımı dediğim gibi koyacağım. Ondan sonra devam. Şimdi ne de pestil vardı. Bunu bunun böyle arasına koyup bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Harika. Küçükken bisküvi arası lokum yerdik. Köyde özellikle. Bir anda köy aklıma geldi. Özledim. Evet, yavaş yavaş hazırlanıyorum. Yemeğimi yedim arkadaşlar. Hazırlıklarımı yaptım. Geri kalan kilometreleri tamamlamak için yola çıkıyorum. İlla yine bir şeyler çıkacağız. Evet, artık sağlam bir iniş bizi bekliyor. Karşıda görmüş olduğunuz toprak yol. Şurada bir bulut denizi var. Dur bakalım. Aşağı inmeden onu görebilecek miyim? Çok isterim. Bayağı orası full şu anda bulut. Biz üstte kalıyoruz. Ben buna bayılıyorum. Böyle güzel bir doğa harikası olay olamaz ya. İşte şu bulut denizini daha iyi görebilmek için biraz tırmanacağım. Tırmanacağım dedim de yürüyorum işte yani. Kafam gitti ya artık. Neyi nasıl konuşacağımı şaşırdım. Bu bayağı gidiyormuş ya. Çok zaman kaybettirir o bana. Bayağı gidiyormuşuz. Neyse. Sonunda bulutların üzerindeyim. Çok sevdiğim bir görüntü benim bu. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Biraz yürüyerek daha iyi bir görüntü elde etmek istiyordum ama bayağı uzakmış ucu. O yüzden vazgeçtim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Ne kadar otele erken gidersem o kadar dinlenirim ve bir sonraki günde devam edebilirim. Bu çok önemli bir şey. Yani sürüyorsun okey ama bir sonraki günde var. Onu da düşünmek gerekiyor. 3000 metrenin üzerine çıkınca böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bence kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir şey. Kar mısınız ya? Kar mısınız? Şu bulutun hareketini. Muhteşem. Şimdi bulutların içerisine girme zamanı. Evet, bundan sonra görüntü olmayacak. O yüzden daha az çekim yapacağım. Zaten çok güzel şeyler çektim. Uzun bir inişimiz olacak arkadaşlar. Ben şimdi dikkatimi yola vereceğim. Bayağı tehlikeli yollar. Taşlar arkayı, önü, her yeri savuruyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bayağı bozuk. Bir an dalgınlık. Vallahi direkt gidon hakimiyetinizi kaybetmeye sebep olur. Bu da istenmeyen bir şey. Yani sonuçta tek başımayım. Sıkıntı. Risk. Risk yok. Alt yağmurluğu giyiyorum şu anda. Eldivenleri de giyeceğim. Çünkü bayağı bir üşütüyor. Arkada fermuarın olması güzel bir şey. Ayakkabınızı çıkarmadan giyebiliyorsunuz. Şimdi eldivenleri giyelim. Şu eldiveni içerisine şunu sokmak lazım ki rüzgar oradan içeriye giremesin. İnsan inerken mola vermek ister mi? Bilekler mahvoldu. Bulutların üzerindeydim. Bulutların içerisine girdim. Şimdi bulutların altındayım. Kolay gelsin. Geçeyim mi yandan? Korkarlar mı? Yok yok. Sorun yok değil mi? Hadi kolay gelsin. Korkma korkma.
Nasıl geçeceğim bunları korkutmadan ya? Sağa geç bak. Öbür tarafa geçin bakayım. Geç bakayım öbür tarafa. Güzel çocuklar. Bak çok yavaş geçiyorum. Korkma. Hayır. Hayır oraya gitme. Hayır oraya gitme. Korkmayın. Korkmayın. Sağa gitme. Sağa gitme. Tamam. Açın bana böyle yolu. Aferin. Tamam. Şöyle yavaş. Soldan. Güzel kız. Ben şuradan geçeyim. Ne yapıyorsunuz? Güzel fıstıklar. Ben mi geçebilir miyim müsaadenizle? Geçebilir miyim? Fıstıklar. Dur. Hadi ben bir geçeyim. Haydi. Bana biraz yol verin. Haydi. Fıstıklar. Yol verin bakayım. Dur. Ben şuradan bir soldan. Evet. Bak yavaş yavaş gidiyorum. Korkmayın. Haydi. Dur canım. Aferin. Tamam. Seni de geçtik. Prenses. Seni de geçelim. Tamam. Arkadaş. İnek sürücünün arasında kaldık. Güzel surat. Azer Ballıköy'e geldim. İnerken bilekler mahvoldu. Çıkarken zor, inerken de zor. Yine sisli yollardayız. Geriye 24 kilometre kaldı. Burada ya çıkıyorsunuz ya iniyorsunuz. Bunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Düz yol yok. Ancak sahilde. Evet, inmeye devam. Ben şimdi yine önümü kapatayım. O bileklerin avuç içi var ya, yok artık. Kızım. Nasıl korktun canım benim. Yükseğe çıkınca bulutun içinde kalıyorsunuz yani. Burası böyle. Bir sürü tecrübe edindim. Artık gözlemliyorum da tabii aynı zamanda iklimi falan. Ne oluyor, ne bitiyor, hangi metrede ne oluyor diye. İnmeye devam ediyorum bu arada ben. Devamlı iniyorum. Yarın da bu inişin bir çıkışı olacak. Evet, İkizdere'ye geldim. Sürüşümüz bitti. Bir öğretmen evinde yer var mı diye bakacağım şimdi. Sadece bir tane çünkü kalabileceğim yer var. O da 6 kilometre tırmanışmış içeriye doğru. Şansa bak. İkizdere'ye geldim. Tam sürüş bitti dedim. Kalacağım otele bir baktım. 6 kilometre diyor içeride. Ve full tırmanıyorum şu anda. Bu çok sert oldu. Beklemiyordum böyle bir şey. Bir de akşam yemeğine yetişmem gerekiyor otelde. Öyle de bir durum var. O yüzden saat şu anda 7.30 oldu. 7.40 oldu hatta. Şanssızlık. Neyse. Bugün de böyle acısıyla tatlısıyla bir sürüş gerçekleştirdik. Bu sonuçta TDK. Trans Doğu Karadeniz sürüşü. Kolay olmuyor. Dağ yolları bayağı zorlu geçiyor. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Acaba otel ne zaman çıkacak ortaya? Hiç ışık mışık bir şey yok. Otel namına.